Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kolumu, son kolumu örüyorum bakın. Bu kolun omuz kesimini göstereceğim. Omuz nasıl yapılır? İnşallah bu kolumun omuzunu da diktikten sonra yakaya geçeceğim. Dediğim gibi bu hırkamızı doğaçlama yapıyorum. Hani nasıl ne çıkacak bilmiyorum ama çok güzel bir hırka olacak inşallah. Şu anda ben bakın 1 1 2 3 4 5 6. motifimi koyduğum zaman 5 bitti, 6'yı koyduğum zaman omuz kesimini koltuk kesimini yapıyorum. 4 tane ilmek kesiyorum. Hem sağdan hem soldan iki taraflı olarak 2 3 4 4 tane ilmek kestim. Gideceğim. Önünüze geldiğimde 4 de öbür baştan keseceğim. Evet, şu an ön yüzdeyim. Öbür taraftan 4 tane kestim. Şu anda düz yüzden de öbür tarafından da 4 tane kesiyorum. 2 3 şu da 4 oldu. Evet. Örgüme devam ediyorum. Bakın modelimizi tekrar yapıyorum. Evet, şimdi iki taraflı 4 4 kestim. 1 ve 2 tane kesiyorum. Diğer şu baştan da 2 tane keseceğim. Bakın şuradan 2 tane keseceğim. Ondan sonra 1 1 keseceğim. Şöyle bir motif bitirinceye kadar 1 1 keseceğim. Evet. Bakın 63 tane ilmeğimiz vardı şu kısımda. Bakın şu kısım tamamen 63 ilmeğiydi. 4 1 kestim, 2 1 kestim. Ondan sonra 1 1 şu motif tamamlanıncaya kadar 1 1 kestim. Ondan sonra kesmeyi bıraktım. Bir motifte düz olarak çıktım. Hiç kesmedim. Şimdi 7 tane ilmek kalıncaya kadar hem sağdan hem soldan birer tane keseceğim. Hem bu baştan keseceğim, hem bu baştan keseceğim. Bakın şu orta kısımda 2 4 6 7 veya 9 tane ilmek kalıncaya kadar biraz daha şöyle dursun istiyorsanız bakın şu şekilde. Dursun istiyorsanız daha çok ilmek koyabilirsiniz. 9 veya 7. En az 7, en çok 9 koyabilirsiniz yani. O zaman bu koyduğunuz ilmeği tamamen hıp diye kesiyorsunuz. Ondan sonra dikimini göstereceğim Allah izin verirse. Ben bir bir keseyim. Evet arkadaşlar, ben kolumu tamamladım bakın. Şu anda dikim işlemine geçiyorum. Motifleri birbirine denk getirerek çaprazlama yöntemiyle dikiyorum.
Zaten nereye batacağım çok belli, bakın. Birbirine tam denk geliyor. Ben dikeyim, inşallah diğer tarafı da göstereceğim. Evet, bedenini diktim, kolumu diktim. Şimdi bunu ters, düzünü çevireceğim, düz yüzünü. Bakın, düz yüzünü çevirdim. Bedenimi açarak, bakın, bedenimin ters yüzünü, kolumun düz yüzünü, bakın, düz olarak, düz yüzü, düz yüzüne gelecek şekilde tutuyorum, bakın şu. Şu alt koltuk kısmını tam birleştiriyorum. Şu kestiğim kısmını da, bakın, tam orta noktasından buraya denk getiriyorum. Şuraya bir tane iğne tutturuyorum. Şuraya bir toplu iğne yerleştiriyorum. Ve kolumu dikmeye başlıyorum. Evet. Tamam. Tamam, şu şekilde. Aynı şekilde çaprazlama dikiyorum. İyi yüzü iyi yüze gelecek şekilde yerleştirdim. Tamam. Evet arkadaşlar. Kolumu da diktim. Bakın çok da güzel oldu. Bundan sonra inşallah yaka öreceğim. Yaka videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Beğeni atıp kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şunu söylemek istiyorum size. Bunun yakasını bebek yaka olarak düşündüm. Değişik bir yaka çalışacağım. İsterseniz siz başka yakalarda çalışabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Tekrar örecek arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.